Birimizin konuşmaya başlaması gerekiyor. Evet. Böyle giderse oğlumu kaybedeceğim. Selçuk'un gerekçesi hazır. Bir anneye yakışmayan uygunsuz davranışlarından ötürü. Beni bağışla. İçimden geçen bu değil. Seni yarı yolda bırakırım derken benim kastettiğim bu değildi. Boşanıncaya kadar. Evet. Uygun olduğun zamanlarda ara beni. Uzun uzun konuşalım. Neler yaptığını anlat. Güzel gülüşünü hissedeyim. Arayacağım. Anlatacağım. Artık ne yapacaksam. Sana bir teşekkür borçluyum. Hayır. Hem de nasıl? Bütün bunların altından kalktıysam, korkularım çabucak geçtiyse, Orhan, ağlamaya başlamadan gideyim ben. Hoşça kal. Koşturup durmak çok güzel. Galiba ona aşık oluyorum. Sana aşık olmam hayatımın sürprizi. Bir insanı tanımadan sevebilmenin mümkün olduğunu gördüm. Onun adı aşk zaten. O kadar adam varken seninle mi gönderdiler? Olsun, ne olacak, nezaket ala. Ay sağ olasın sen. işler nasıl? Nasıl olsun? Camlar, çerçeveler yenilendi. Biz de kırılanı dökülenı temizledik. Hayırlısıyla yarın akşam iş başı olur. Camlar, çerçeveler mi? Ne diyorsun sen? Cezmi Usta size söylemedi mi? Hayır. Ya öyleyse benim söylemem de yakışık almaz. Sadiye, şimdi dükkana kadar koşturtma beni. Şu sizin büyük damat. Selçuk. Dün gece arkadaşlarıyla geldi dükkana. Olur olmaz laflar etti. Usta aldırmadı önce ama sonra kızın onun bunun kapatması oldu deyince. Onun bunun kapatması mı? Usta delirdi. Önüne kim gelirse, eline ne gelirse kırdı döktü. Aa.
Ben gideyim. Şükran abla beni bekler. Selçuk sahiden elinden geleni ardına koymuyor. Alp'i gördün mü? Gördüm hala. Sonra da Orhan'la konuştuk. Bitti. Bir şey soracağım anne. Sesinin tonuna bakılırsa can sıkıcı bir şey. Yarın nikahtan sonra nereye gideceğiz? Çocukların tepesinde duracak değiliz herhalde. Acaba şu eski mahalleden Yaşar Hanımların kapısını mı çalsak diyorum ha? Cezmi Usta'nın teklifini neden kabul etmiyorsun? Ne diyorsun sen Tülay? Yapma anne. Mutfaktaki herkes biliyor. Eve de gidip geliyormuş artık. Dün gece omzuna yaslanıp ağladığını gördüm. Neden kabul etmiyorsun? Aslında ben... Gözlerinin içi parlıyor. O kadar belli oluyor mu? Hem de nasıl? Bana kalsa... Yani... Evet. Onun hayatında yerim var mı yok mu bilmiyorum Tülay. Hanımlar, gideceğiniz yeri bırakayım mı sizi? Servis memnuniyeti garantildir ha. Allah'ın cezası. Uyma şuna. Gel sen buraya. Şişt, Tülay. İhtiyarın kıymetini bilmemişsin ha. Adam senin için para saçıyordu her tarafa be. Bana bak oğlum. Sen canına mı susadın? Bak bu işin sonu fena bitecek, haberin olsun. Ne yaparsınız? Yine o polis akrabanıza mı şikayet edersin? Anne tamam. Bana bak. Anne hadi gel. Hadi gel. Ama bak neyse hemen hallettik işimizi. Ayaklarım dondu vallahi. Of benim de. Ay şekerlerim benim. Hadi giy şunu da bir daha üstünde görelim. Hayır akşam annem gelince giyeceğim. Abla. Ama sen bitireceksin o şekerleri bu gidişle. Ama çok güzel Şerife. Hem düğünde heyecandan yiyemem ki ben. Hayır gelinliğe sığmayacaksın o yüzden diyorum. Bana bak sivri dille. Benim ablam tombik gelinlerin en güzeli, en güzeli. Ne dedin sen? Tombik gelin dedim. Ama ondan önce en güzeli dedim. En güzeli. Şerife. En güzeli. Gebertirim seni, seni gebertirim bak. Gebertirim. Tamam be. Günaydın. Günaydın. İyi uyudun bu sabah. Nedenini sen de biliyorsun. Ben kahvaltımı yaptım. Otur sen de yap. Annem kalkmadı mı daha? Sabah erkenden temizliğe girişmiş. Bütün evi elden geçiriyor. Şimdi aşağıda. Ben bir bakayım. Tamam. Kolay gelsin. Seni kahvaltıya bekliyoruz. Anne. Duydum. Hala öfkelisin. Sabaha kadar hiç uyumadım. Dün geceki aptalca sözlerinden sonra. Konuşmanın zamanı gelmişti. Geç bile kaldı. Kafanda nasıl kaldıysa... Söylediğin her şey saçma, uyduruk, yalan. Korkunç bir evdi anne. En çok da sen yaralandın. İlgisi yok. Uyuz, sümsük, küs
küsüp küsüp kendisini odasına kapatan bir adam beni nasıl incitsin? Evet öyle. Yatak odasına girinceye kadar. Sizi bu evde istemiyorum. İkinizi de. Ha, nerede mutluysanız oraya gidin. Anne. Hemen. Anne biraz sakin olursan her şey düzelecek. Bana yol gösterene bakın. Seni kahvaltıya bekliyoruz. Sen benim söylediklerimi anlamadın galiba. Burak. Seninle konuşurken arkanı dönme. Dediğini duydum. Böyle bir şey olmayacak. Burası benim evim. Bizim evimiz. Tamam. Ben kararımı verdim. Tek başıma yaşayacağım. Bu saatten sonra kimseye tahammül edecek halde değil. Şimdi ikiniz de pılınızı pırtınızı toplayın, gidin evimden. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burada bizimle beraber yaşayacaksın. Sizi istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Ben de hayır diyorum. Didişe didişe burada beraber yaşamasını öğreneceksiniz. Burada bu evde başka yolu yok bunun. Var. Neymiş o? Yakında görürüz. Lütfen açık konuş. Anlaşılmayan ne var? Burak'ı yaralamaktan vazgeç artık. Onu değil, bu evde beni istemediğini söyle. Ne kadar kurnazsın sen. Söylesene. Kimden öğrendi bu numaraları? Hele geçen gece baban seni almaya geldiğinde. Burası benim evim. Ben evimi terk etmem. Aman, aman, aman. Ne edalar o öyle. Bravo. İşe yaradı. Tafrandan geçilmez artık. Ne biliyor musun? Bana istediğini söyleyebilirsin. Ama Burak bugün yeni bir göreve başlayacak. Hiç değilse evden içi rahat gitsin. Sen gidip eşyalarını toplasana artık. Burak gidiyoruz deyinceye kadar buradayım. Ben sana katlanmaya hazırım. Sen de katlan. Bana bak! Ay! Burak! Burak! Ne oldu? Anne! 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 Ne oldu burada? Ayağı kayıp düştü. Burada ne oldu? Sana bir şey sordum. Anneni öldürmeye çalışıyormuşum bir burada. Ne oldu deyip durma bana. Öfke sakin olamayıp düştü. Şimdi kolumu bırakırsan ambulans çağıracağım. Defalarca sana sus dedim. Sus artık, sus artık, sus artık. Cevap vermesen ölür müydün? Alttan alsan. Tamam sizin bildiğiniz gibi olsun desen ölür müydün? Koşa koşa gidip laf yetiştirmek de ne oluyor ya? Her şey yoluna girmişken seni incitmesini istemiyorum. Beni annemden mi koruyacaksın? Eğer ona bir şey olursa Aslı. Eğer ona bir şey olursa. Gelmeni istemiyorum. Arabada kal. İçeri gelmeyeceksin. Ne
Yusuf başını vurmuş. Hemen içeri götür. İyi olacak mı? Biz şimdi bakacağız. Siz biraz bekleyin lütfen. Neden açmıyor bu kız? Ne oldu hala? Aslı, kaçtır arıyorum ses yok. Evlerini, buranın telefonunu hepsini çaldırdım. Kimse açmadı. Kalabalık bir yerdedirler. Ya da aileden birileri yemeğe falan çağırmıştır belki. Yok. Öyle olsa haber verirdi. Ay, şimdi içime dert oldu. Ben gidip bir kapılarını çalayım. Hala sen dur gitme. Ben giderim. Zaten yerimde duramıyorum. Hem de biraz hava almış olurum ha. İyi. Ustam listeyi inceledin mi? Baktım Yusuf. Hadi al da gel. Yarım saat hallederim ben. Biz de çıkıyoruz usta. Yarın sabah erkenden buradayız. Tamam çocuklar. Aslında hazır kapatmışken kilidi vurup gitmeli. Usta bir şey mi söyledi? Hayır Yusuf, hayır. Kendi kendime söyleniyorum işte. Kahve yaptım sana. Aa, neye içtin Adem bu? İçimden geldi. Bizi hiçbir şeye muhtaç etmedin. Teşekkür ederim. Gel öpeyim. Yeni gelin hassasiyeti. Dur, dur. Yapma. Akşam akşam ağlatacaksın beni de. Şerife. Nerede kaldın ya? Çatladın meraktan. Geliyorum. Anne, paranın hepsini bitirdik biz. Hepsini mi? Aman, canınız sağ olsun. Ben kimin için çalışıyorum? Tatam. Vay, 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 vay. Nasılım? Süper. Ah. Benim küçücük kızıma bakın. Teşekkürler, teşekkürler. Çok güzel olmuşsun canım benim. Teşekkürler. Pembesi de vardı bunun ama. Yok yok, bu çok güzel. Sen ne giyeceksin anne? Ben... Bu da üç kızının hediye annem. Güle güle giy. Güzel günlerde. Tülay. Cezmi Usta'dan haftalığımı aldım. Yani daha doğrusu birkaç haftalığı birlikte. Kimin için çalışıyorum ben? Aslı! Kızım yok onlar evde. Biri fenalaşmış ama kim olduğunu bilmiyorum. Öyle baktı, ambulans gördüm evin önünde. Ambulans mı? Nereye, hangi hastaneye götürdüklerini biliyor musunuz? Bilmiyorum kızım. Ama az ileride gelinin babası var. Çorbacı Cezmi Usta. Ona sorun isterseniz, o belki bilir. Peki, teşekkür ederim.
Nasılsın anne? Hastamızın durumu iyi. Bilinci de açık. Ama her şeye rağmen bu gece burada tutmak istiyoruz. Hastamızı yerleştirin, sonra yanına gelebilirsiniz. Peki. Sen eve git, ben burada kalacağım. Bunu söylemek için mi burada oturttun beni? Ya direndiğimi görmüyor musun? Bak, beni isteyip istemediğini sor kendine. Ama sahiden sor. Sürekli sana aşığım, seni seviyorum deyip duruyorsun. Ama ben sevgini duymak değil, görmek istiyorum. Bunu anlıyor musun? Ha? İkisinin arasındaki farkı biliyor musun? İyi geceler. Bu akşam sarhoş değilim. Şu meseleyi bir de seninle ayık kafayla konuşalım. Cezmi Usta. Nasıl? Öfkeni çıkardın mı dün akşam? Ha. İyi. Şimdi sıra bende. Bana saygı göstermeyi hepinize öğreteceğim. İtirazı olan? Hı? Güzel. Şimdi konuş. Hadi. Sen zavallı bir adamsın oğlum. Anladığın dil bu sen. Bakın kimler gelmiş. Tam zamanında geldin. Ne istiyorsun sana? Ne istiyorsun? Hala anlamayacağım bir şey var mı? Kaldı mı ha? Kaldı mı? Söylesene! Bu daha bir şey değil. Bundan sonra hep böyle. Anladın mı? Aslında evde de böyle olmalıydı. O zaman beni adam yerine koymayı öğrenirdin. Adam yerine koymakmış. Sen o dediğini çok beklersin. Hele bundan sonra. Neden sonra? Ha! Tabii ya. Doğru. Tecrübeli bir kadınsın artık sen. Söylesene bana, kaç tane oldu? Hala bir tane mi var? Başka birisi olmadı mı? Defol git! Defol git artık! Defol git hayatımdan! Etrafımda dolanıp durmandan bıktım! Defol! Onunla görecek bir hesabım var dün akşamdan kalan. Senin hesabın benim mi? Evet, doğru! Onu da kesip atmaya pek bir şey kalmadı zaten! Ucuz bir şirketin 3 kuruşluk muhasebesini tutarken göreceğim seni. Ya da babanın geniş çevresini kullanarak belki köşe başında bir emlakçı açarsın ha? O koca koca diplomaları kullanmak lazım. Ha bir şey daha. Tabii ya. Nasıl unuttum? Allah kahretsin. Söylesene bana. Senden o da beklenir. O. Alp. Gerçekten benim oğlum ha? Söyle.
da bu boşanma davasının bir yerine yazmak lazım. Bir kötülük geldi mi yerinde duramıyor. Zavallı, adi, aşağılık herif. Dün de gelip buraya Orhan'la beni konuşmuş. Bana diş geçiremeyeceğini anladı, seni tahrik etmeye çalışıyor. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Ben boşanıncaya kadar kimse olmayacak. Bitirdin mi? Bana söylediklerini duydun mu? Alp sahiden benim oğlum mu diyor. Kulak asma sen kızım. Korkaklar durmadan konuşur. Ne dediğini bilmiyor. Sen benim kızımsın. Ben nasıl biri olduğunu ondan mı öğrenecekmişim? Çok iyi. Selçuk'u görünce aklım dağıldı. Ben Aslı'ya sormak için gelmiştim. Gördün mü onu? Hayır. Ne oldu? Çok merak ettik. Her şey yolunda değil mi? Hayır baba. Ama bir şey sormayın olur mu? Eve gitmeden sadece seni görmek istedim. Neden böyle baba her şey? Üçümüzün de. Neden böyle baba? Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Hadi gel. Gel oturalım biraz. Hayır baba. Oturursam kalırım. Dönecek gücü bulamam kendimde. Aslı. Aslı. Bir tanem. Neler olduğunu anlatır mısın lütfen? Sizin eve geldim ben. Ambulans gelmiş. Seni böyle görüp nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranalım? Vuruyor mu yine? Vuruyor. Hayır. Siz evleneli daha kaç gün oldu? Sana vuruyor mu? Abla hiçbir şey anlatmayacağım. Bal gibi anlatacaksın. Neler oluyor evde? Hiçbir şey olduğu yok. Bir de kalırsam dönemem diye ağlıyor. Ben senin gibi değilim. Sen gidersin. Zaten en iyi bildiğin şey bu. Ben bir evi o kadar çabuk dağıtıp yıkamam. Aslı baştan bozuk bir evliliğin neyini dağıtacaksın? Bana akıl verme. Sakin olun bakalım. İçeride oturalım biraz. Ben gidiyorum baba. Görüşürüz. Aslı. Sen kendine neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Biz artık el yordamıyla yolunu bulmaya çalışan iki küçük kız değiliz.
annem de başkasına gitti diyen sen değil miydin? Ben anneme benzemeyeceğim. Zamanı geldiyse gidilir asla. Sonra? Ha? Dışarıda mükemmel insanlar seni bekliyor değil mi? Ya insan sevdiğine katlanmayacaksa kime katlanacak? Burak sevdiği için mi vuruyor sana? Bu enkazdan sağ çıkmaya çalışıyor. İmkan var mı? İkiniz de annenize benzemeye çalışıyorsunuz. Sen giden, o kalan. Ama ikisi de doğru değil. Ya da eksik. Ya sen? Ben. Ben birazdan Şükran'a gideceğim. Yarın duruşması var. Senelerdir görmediği bir adamdan boşanıyor. Ona hemen teklif edeceğim. Anlatma. Kabul ederse de... Anlatma bana. Usta şunu taşırım sandım ama... Dur sana yardım edeyim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yalnız kapalıyız. Yok. Çorba içmek için gelmedim. Şükran Hanım'ı soracaktım. Neden sordunuz? Hala burada çalışıyor değil mi? İyi de beyefendi, paydos edeli çok oldu. Yusuf dur. Nereden tanıyorsunuz onu? Karım o benim.